Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam, hoş geldiniz. Nasılsınız, umarım iyisiniz. Allah'a şükür iyiyiz. Allah razı olsun. Bugün konumuz arkadaşlar, bir innovation beyond. Microsoft. Ne diyor bu? Microsoft değil lan. Microsoft, mikroskop. Mikroskop muydu? Adını söyleyemiyoruz yani. Ama nasıl inceleyeceksek artık. Daha önce kanalımızda bir Microsoft mikroskop vardı. Mikroskop. Mikroskopumuz vardı. Onu biz bir arkadaşımıza hediye ettik. Takipçilerimize. Belki bunu da ederiz. Evet, neden olmasın? O zaman önümüzdeki hafta yarış bunu hediye etmeyelim ama. Etmeyelim. Başka bir şey hediye edelim. Tamam. Bunluk lazım bize. Mikroskopumuz yok başka. Evet. Bakalım mı? Başka bir hediye yapacağız. Bu videoyu iyi izleyin. Bu videodan bir soru yarışması yapacağız. Biliyorsunuz Instagram'da Tamiret Sıfır'da 2 ayda soru yarışmaları yapıyoruz. Bu videodan da bir soru soracağız. Ve 5-6 arkadaşımıza yine çeşitli hediyelerimiz olacak. O zaman incelemeye geçelim. Kutudan bahsedeyim mi? Kutudan da bahsedeyim. Öyle anlatıyorlar ya. Evet, anlat bakalım. Kutunun çok önemi var mı? İşte kutunun üstünde yazılar yazıyor. Kutuda yazılar yazıyor ve karton sanırım, kağıt. Yani her zaman kağıttan yapılmış. Are you listening? Kutunun üstünde arkadaşlar özellikleri yazıyor. Ama biz şimdi 7 inç ekranı varmış. Bir kullanım kılavuzumuz çıktı. Hiç okumadım. Genelde kimse okumuyor. Ben bakıyorum, biraz okudum İngilizce. Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bir tane koruyucu koymuşlar. Çıkan ürünümüz de bu abi. Oldukça büyük ekranlı mikroskop bu seferki. Evet, ekranı büyük. Merceği burada. Işıklar var ayrıyetten burada. LED'ler. Kaç tane bayağı LED var. Burada bir yakınlaştırma, uzaklaştırma düğmesi var. Şu şekilde. Açma, kapama ve diğer yön tuşları. Yan tarafta da şarj girişi. Bu aynı zamanda şarjlı bu arada. Neymiş? Mikro ile şarj oluyor. Bir reset tuşu var. Hafıza kartı takmak için yerimiz var. Ve buradaki ledlerin ışığını açıp çoğaltmaya ve kapatmaya yarayan da bir tuşumuz var. Şimdi asıl bundan daha ziyade şöyle bir durum var önemli olan. Bunun standı. Kutu gerçekten ağır. Çin'den gelmesine rağmen hiç zarar görmeden gelebiliyor bu kutuyla. Bir adet adaptör çıktı. Bir adet mikro USB kablo. Aha, iki adet mikro USB kablo. İki tane mikro USB kablo koymuşlar. Bunu montajını yapalım. Bunu buraya sanırım vidalayacağız. Şu şekilde. Bunlar dayandı. Şu şekilde. Bu şöyle. İsterseniz bu çıkabiliyor. Bakın şu an çıkarttım. Başka bir yerde masa lambası da yapabilirsiniz abi. Az önce bir bölümü almayı bir şey anlamış olabilir. Olsun ya. Böyle takıldı. Burada ışığı açıp kapatabiliyorsunuz derecesini. İsterseniz bu parça buradan çıkıyor şöyle. Başka yerde de kullanabilirsiniz. Şimdi şu an açık ama hiçbir şey görünmüyor. Hemen nasıl görüneceğini size göstereceğim. Basit aslında kullanmak. iPhone 7'miz var bir adet. Şöyle göstereyim. Burada çeşitli yerlerine bakın bakabiliyoruz. İşte kırık olan dirençler, herhangi bir diyot, bir parça varsa burada kolaylıkla lehimlenebilir. Her şeye bakın. Üstünde mesela normalde şu yazıyı okumanız imkansız normal gözle. Bakın çok net okunuyor. Ve şu anda bu izlediğiniz bunun kendi kaydından. Burada işte kameramız bu. Şu bu arada hafıza kartıyla takıp kayıt yapabiliyorsunuz. Evet, bakın net okunabiliyor üstünde yazan. Bunlar aslında önemli. Belki cep telefonunda değişirken malzemeler o kadar önemli değil gibi gelebilir ama bir elektronik alet mesela bu bir altboard A51 olması lazım modeli. Evet, A51'in. Burada mesela lehim yaparken bu ayakları rahat görebilirsiniz ve kolaylıkla lehim yapabilirsiniz. Ya da burada bir kırık, herhangi bir direnç bir şey varsa onu da mikroskop sayesinde rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela şuradan ışığı kapatalım. Işığı kapattığımızda görüntü böyle. Işığı sona getireyim. Sona gelince de bu şekilde. Tabi bu daha çeşitli, yani bu mikroskopla çeşitli başka işler de yapılabilir. Çeşitli başka şeyler de inceleyebilirsiniz. Biz kendi sektörümüze göre düşündük. Başka ne incelenebilir abi? Soğan zarı. Yani birçok şey incelenebilir. Fen bilgisi dersindekilerden. Mesela şunun yazıları var. Şöyle kameraya göstereyim. Okunmuyor değil mi? Yani çok küçük. Hemen şuradan mikroskop ayarlamamız gerekiyor. Japonca yazıyordu. Şöyle üstünde görüyorsunuz her şeyi. Bakın yazılar net. Bence gayet güzel de gösteriyor. Yani netleştirebiliyorsunuz. Mesela daha ilginç bir şey ne olabilir? Paranın üstündekilere bakabilir miyim? Bakalım. Paranın üstünde ne olduğunu biliyoruz ama yine de bakalım. Netleştirmem gerekiyor. Evet.
Bakın. Ne kadar net oldu. Bu arada şuradan da aşağı yukarı da yapabilirsiniz. Mesela ben en yukarıda tutuyorum. Diğer yüzüne bakalım. Bakın her şey. Ayrıntılar çok güzel. Ayrıntılar çok iyi. Ya 1200x yakınlaştırmanın hakkını veriyor gibi. Para demişken değişik bir paraya bakalım o zaman. Değişik paradan kastım. Bizim koleksiyonlar. Mesela 15 Temmuz anısına olan bir para bu. 15 Temmuz anısına çıkartılmış. Şöyle. Veya daha eski bir para var. Yeni Türk Lirası. Yani YTL'ye geçir... Sıfır attıktan sonra. Sıfır atılan 2005 yılında olmuştu. Bu kaçmış? 2005'miş zaten. Bunlar... Yani her şeyi mantıken büyüten bir alet. Evet. Bak bu da var. Bunu da ne bu hale getirmişler. Biraz kötü hale gelmiş bir para. Bu da 1 lira. 2009'muş. Değişik bir ürünümüz var. Ses topu bu. İşte bunun bir yeri bozuk ama neresi bozuk bulmaya çalışıyoruz. Mesela buradaki dirençlere daha detaylı bakabiliriz. Mesela bunların değişmesi gerekiyor. Dirençlerin, kapasitörlerin artık hangisinin arızalı olduğunu bulduk diyelim. Bunun üstündeki yazıları okumak neredeyse imkansız gözle. Ama bakın şimdi ne kadar netleşti. Üstündeki yazıyı görüyorsunuz. Çok rahat okunabiliyor. Şöyle. Bakın. 1AM. Hepsi. Şunun üstünde markası. Bu arada Semih'in telefon susmuyor. Markası ve yazısı. Ya ne yazık ki öyle bazen çalıyor. Açmıyorum ama üstünü ısrarla arıyorlar. Yani çok işlevsel bir mikroskop. Fiyatına göre bence de tam bir performans ürünü. Bu arada Banggood'da indirimler başladı. Kasım indirimleri. Kasım indirimleri. Aşağı indirimli linkini bırakıyoruz bu ürünün. Hani biz beğendik. İhtiyacı olan varsa, merak eden varsa girip bir bakabilir. En güzel yanı da şarjlı olması. Evet, şarjlı olması çok güzel. Şöyle ki aşağıda indirimli linkten giderseniz uçak kargo ile almayı tercih edin. Uçak kargonun şöyle bir avantajı var. O da ne? Bir hafta içinde geliyor. Bu yaklaşık bize bir haftada geldi değil mi Semih? Aşağı yukarı o kadar zamanda geldi. Ya hissiyatı değil. Zaten biz bu Mustul. Nasıl okuluyor bilmiyorum da Mustul. Biz Mustol. Bunun birçok ürününü aldık. Evet. Gayet güzel. Mustol'dan bayağı ürün evet. aldık. Yani alet güzel. Bu aralar hep inceleme yaptık. Özellikle ışıklar, ledler. Ekstra led çıkıyor ya bir de içinden. Evet şunlar. O da oldukça kullanışlı. Yani beğendik. Ya mesela bu şöyle de kullanılır. Şu üstteki ek aparatı alırsın. Ya da bak bu burada şöyle yatırırsın. Tamam mı? Ama yatırırsan devriliyormuş. Yatıramazsın. Ya mesela şurada bir iş yaparken şu ışıkları yakarsın. Burada yine bir iş tabii, yapabilirsin. Devam edebilirsin iş yapmaya. Sonra ya da şunu şuradan çıkartırsın en kötü. Yani çıkar ya ben... Ya bunu masaya da sabitleyebilirsin. Yani gayet güzel. Bence iyi. Bu arada ofisin dağınıklığının kusuruna bakmayın. Pislik içindeyiz. Genelde dağınık zaten. Zaten genelde de dağınık yani. Atölye böyle olur. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.